Merhaba arkadaşlar, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde, müzik ve bağlama öğrenimi için gerekli olan temel müzik bilgileri üzerinde duracağız. Çeşitli müzik terimleri ve işaretleri, notaları ve nota okumayı öğreneceğiz. Sizden istediğim, bu derste geçen bilgileri en iyi şekilde öğrenmeniz ve zaman zaman tekrar etmenizdir. Nasıl ki bir inşaatın temeli sağlam olursa o bina çökmez, Müziğin de temelini oluşturan bu bilgileri iyi çalıştığımızda bağlama çalmayı en iyi şekilde öğreneceksiniz. Şimdi dersimize başlayalım. Nota ve dizek nedir? Sesler, dizek üzerinde çizgiye ya da boşluğa yerleştirilen nota adı verilen yuvarlaklarla anlatılmaktadır. Bu notalar, dizek ya da port denilen 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşmuş şekile yerleştirilir. Sol anahtarının adlandırdığı bu düzekte ikinci çizgi üzerindeki nota soldür. Şimdi ise dizek üzerindeki diğer notaların yerlerini görelim. Dizek üzerindeki notaların yerleşimini incelersek çizgilere Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La, Do notalarının geldiğini, boşluklara ise Re, Fa, La, Do, mi, sol, si notalarının yerleştiğini göreceksiniz. Notalar yukarı doğru, yani soldan sağa doğru çıktıkça sesler de aynı şekilde tizleşerek giderler. Sizden istediğim seslerin isimlerini dizek üzerinde ezberlemeniz olacaktır. Başlangıçta bu ders biraz sıkıcı görünse de ileride bu bilgilerin ne kadar gerekli olduğunu anlayacaksınız. Müzikte sesler ve sessizlikler zaman içerisinde yer tutarlar. Bu yere süre adını veriyoruz. Sesler dizeye yerleştirilen yuvarlaklarla bunların süre oranları da bu yuvarlaklara eklenen bacak ve kuyruk denilen işaretlerle anlatılır. Notalar süre oranlarına göre yedi çeşittir. Birlik nota, birlik es. İkilik nota, ikilik es. Dörtlük nota, dörtlük es, sekizlik nota, sekizlik es, onaltılık nota, onaltılık es, otuzikilik nota, otuzikilik es, altmışdörtlük nota, altmışdörtlük es. İçi dolu ve saplı olan dörtlük notanın ve yine onunla aynı olan dörtlük susun süre değeri bir vuruştur. Müzikte sessizlikler dizeye yerleştirilen ve sus denilen işaretlerle anlatılır. Bir vuruş, Elimizin yukarıdan aşağı inmesi ve tekrar yukarı çıkmasıdır. Şimdi dörtlük notaya örnek alarak diğer notaların süre değerlerini yapabiliriz. Bu durumda sekizlik nota yarım vuruş, yani elimizin sadece aşağı inmesi ya da sadece yukarı çıkmasıdır. 16'lık nota ise çeyrek vuruştur. Süre değeri daha büyük olan ikilik notanın değeri 2 vuruş ve birlik notanın süre değeri 4 vuruştur. Şimdi bu bilgilerin ardından küçük bir çalışma yapalım. Arkadaşlar, bona yapmak bir parçayı sadece süre değerleriyle okumak demektir. Bu çalışmayı birlikte okuyacağız. Sizler de bu çalışmanın devamını bona yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bona çalışması 1. Sol, la, si, do, si. la sol es fa mi es fa mi es la sol fa mi re es la fa mi re do es sol do si sol re do, sol, do, si, sol, re, do, es. İkinci çalışmamıza geçmeden önce küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Arkadaşlar, nota dizek üzerine yerleştirilirken, üçüncü çizgi ve yukarısında ise bacağı soldan aşağı, üçüncü çizginin altında ise sağdan yukarı doğru çizilir. Yani notalar görünüş olarak p ve d harflerine benzerler. q ve b harflerine benzer şekilde yazılamazlar. Bona çalışması 2. la si do si la la sol la si do re re do do re es re mi fa mi Fa mi re es re do si la si la sol es do mi do re do re do do mi re re do re do do re es re fa mi re mi re do si la la La, si, la, sol, la, sol, fa, sol, la, es, es. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızı da bitirmiş olduk. Evde bol bol bona çalışmanız gerekecek. Ama ileride çok faydasını göreceksiniz. Şimdi bir başka konuya geçelim. Bir notanın ya da susun önüne konan nokta, o notanın ya da susun değerini yarısı kadar uzatır. Bona çalışması 3. Do, mi, sol, fa, mi, re, do, do, sol, fa, mi, re, do, re, mi, do, sol, mi, re. mi je es sol la si do re si to si la si to la si la sol si la fa sol si la es re sol si sol mi sol la si la sol fa la si do si la sol si la fa sol es Ayrıca uzatma bağı denilen bir işaret vardır ki aynı sesi gösteren iki nota arasında yer aldığında ikinci notanın süresi birinciye eklenmiş olur. Bu bilgileri de öğrendikten sonra son bona çalışmalarımızı yapıp dersimizi bitireceğiz. Bona çalışması 4. Mi sol fa mi re, mi so fa mi re, fa mi do mi do es Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu derste öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmeyi unutmayın. Diğer dersimizde bağlama çalmaya başlayacağız. Görüşmek üzere.